Tabii ki. Cahit Berkay, geçmişini silemezsin. İstesen de silemezsin. Çünkü senin geçmişin bizim de geçmişimiz. Aşklarımız, kahkahalarımız, hüzünlerimiz. Altın mikrofon yarışmasına katılmıştım. Üçüncü olmuştum. 24 yaşında Moğollara katılmıştım. Moğollar Anadolu rock tarzına kaydıkça senin bestelerin ön plana çıkıyordu. Dağ ve çocuğu ne çok sevmiştik. Anam babam yok gayri. Kaldım tek başıma ben. Hatta 70'lerin başında grup olarak Fransa'ya gitmiştiniz. Dansa Ritim de la Türkiye albümünü çıkarmıştınız. O albümle Akademi Şarkıro'dan büyük plak ödülü kazanmıştınız. Sonraki seneler o ödülü Jimi Hendrix ve Pink Floyd kazanmıştı. Engin Yörükoğlu ile birlikte Hit İtsan albümünü çıkardın. Herkesin gönlünde yer ettin. Sayısız ödül kazandın. Tekrar tekrar izlediğimiz filmlerin müziklerini yaptın. O filmleri anarken aklımıza hep senin şarkıların geldi. Selvi Boylum Al Yazmalım. Güler misin, ağlar mısın? Dila Hanım. Çiçek Abbas. Ya bütün hayatımız değil mi? Yani vallahi sizin bütün hayatınız olmayabilir ama benim bütün hayatım yani. Bütün hayatım, bütün duyduğum sesler şey gibi bu yani. Sesler, sokaklar, kokular gibi. Aslında hayatımızı bu oluşturur bildiğiniz gibi. Ya tüylerim tiken tiken oldu. Bak tüylerim tiken tiken oldu. Şimdi senin, herkesin, bütün buradaki arkadaşların hepsinin adına. Evet. Ben geliyorum ve... Cahit abicim, var ya. Eyvallah. Siz de öpeceğiz. Ben de mi öpeyim? Ağlayacağım, ağlayacağım. Ya ne ağlayacaksın Allah aşkına? Hayır. Ya ağlanacak bir şey değil. Geçmişini silemezsin bölümünde. İşte yok, yaptığın hatalar, günahlar hepsi burada görülüyor. Yok, hiç bu pencereden bakmamıştım. Yani böyle bir şeyle bakmamıştım. Allah Allah. Ne güzel niye ya, bitiriyorsun ya insanları? Baksana abi, böyle ya birden bir şey yapmadık. 3-5 tane filmi arka arkaya koyduk. Yani bir özel bir şey yapmadık. Siz de ne duygusalsınız. Eğlence programı ya, cuma gecesi. Ama şimdi bizim yaşımızdaki insanlar böyle tribe bağlıyorlar değil mi abi? Bir şey olduk yani. Bir yamulduk. Yok ben ya baştan... Reyhan, bir daha bu yaşları geçmişi... çağırma. Ben böyle şey gibi. Ya biz bunu, yani biz bunu biliriz de anlamayız. Yani biz, çünkü bir insan durup dururken oturup da evde şöyle demez. Ulan iyi ki bizim mahalledeki tatlı bakkal adam var. Ondan sonra iyi ki bizim şurada bir parkımız var. Gidiyoruz orada top oynuyoruz, çocuklar dolaşıyor, bilmem ne yapıyor. İyi ki şu güzel ağaç var, 100 yıllık ağaç var demeyiz. Gidip ağaca sarılmayız. Ulan iyi ki 150 senedir buradasın diye ağaca sarılmayız. Ama bir gün o ağacı kesmeye kalkarlarsa nevrimiz döner. İşte bunun gibi bir şey bu. Yani insanlar, sokaklar, hayat, bütün bizi oluşturan şeyler. Bir de bunda bir efekt vardır, bir ses vardır değil mi? O ses, bir müzik gelir. Radyodan bir müzik sesi gelir. Gittiğimiz
işte yazlık sinemada, kışlık sinemada, bilmem nerede, nereye gidiyorsak, televizyonda oynayan filmler. Hatta hayatı tarif etmek için onu kullanırız. Kokular gelir. Kokular gelir. Kalem açılmış kalem kokusu yine. O koku yeni size geliyor filmle ilgili olarak tepenize indirdiği için. Ama yani mesela Cahit, yani hayatı tarif etmek için deriz ki mesela Ertem Eğilmez filmi gibi deriz. Cahit Berkay müziği gibi deriz. Moğollar gibi deriz falan filan. Bir de böyle bir efsaneleri var. Gitmişler çoktan Türkiye'den çıkmışlar. Dünyada isimlerini duyurmuşlar. Çok ondan sonra herkes şey o sırada hatırlıyor. Oğlum Moğollar diye bir tipler var lan. Hani ya? Abi o ne zaman iş abi? Fransa'da böyle plak milak filan hesabı. Hadi ya filan. Yani nasıl oluyor ya? Ve tabii orada diyorsun ki ulan şu baktığımız herifler var ya, gitarist, mitarist, şarkıcı, bilmem ne, müzisyen filan. Onların çok alası var lan bizde. Hadi ya, kim o? İşte Cahit Mahit filan, Engin abi filan, Moğollar filan, Cem Karaca filan. Allah Allah. Yani bu durum aslında bütün hayatımızdır. Sen de öylesin. Abi o zaman ne yapacaksın biliyor musun? Şimdi karşında koskoca bir çınar duruyor. Sen de gideceksin, ona sarılacaksın. Sonra niye sarılmadım demeyeceksin. Abi çınar ol, adam git, çınar sarıl olmaktan memnun mu? Ben olsam o yaşta isterim ki hep kızlar kadınlar gelip bana sarılsın. Bak böyle. Öyle bir şey istemiyor ki. O zaman güzel bir kız gelsin, sarılsın, ne yapalım Hasan yani? Abi, hayatın kötü tarafı da bu. Belli bir yaşa geliyorsun, herkes çok saygılı. Ben neler yapmak istiyorum, hadi gidip eğlenelim filan. Oo, çok saygı duyuyoruz, verelim öpelim falan. Yani adamı yaşarken öldürüyoruz. Abide, anıt. İhtiyar nedir abi? İhtiyar? İhtiyar yaşlı demek değil ki. Ne demek? İhtiyar tecrübe demek, ihtiyar. Gayri ihtiyari. Mesela nereden geliyor bu? Tecrübesizce. Tabii tecrübeden geliyor. O yüzden eğer sen sarılmıyorsan oradan güzel bir kız çağır Yasin Baba'ya. Bu seni kıskanmıyorsa, şu anda senin kuyunu kazmıyorsa bak şurada senin ne kadar büyük bir sanatçı olduğun değil de ihtiyarlığın, yaşlılığın bir heykele dönüşmüş olman filan. Hepsini kuyunu kazıyor. Ne var ama abi? Bunda kötü bir şey oyuncu. Ne var? Herkes ölmekten korkuyor. Herkes yaşlanmaktan korkuyor. Aman şuramızı keselim. Aman buramızı. Ne olacak abicim? Neremizi ne olacak keselim ya? Herkes bir şeyi kesiyor. Neyi kesiyor? Kesinim Allah korusun ya. Olur mu abi? Bir tek Fırat sakalını kesmiş. Doğru. Yok, o kadar da değil. Onu o kadar demedim yani. O kadar kesmek derken o kadar. Yani kökten bir şey demiyorum ben. Kökten çözüm demiyorum. Yani Mükemmel. Sadece bu şey yani kesme biçme hani germe sıkıştırma falan gibi. Tövbeler olsun ya. Neler? Lastikli Türkçemiz. Evet. Buyurun. Of. Ya sen bu botoksları motoksları kastettin. Oradan alıyor, oraya koyuyor falan filan. Ona bizim ihtiyacımız yok. Biz zaten değil mi? İhtiyarız. Aynen. Evet, peki. Da 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 sayende böyle oldu belgesel. Adamı anıta çevirdiğin için. Evet. Devam! Getir. Ve daha nicesi. Cahit Berkay, geçmişini silemezsin.